Annem neden bu şekilde davranıyor doktor bey? Yani durumuyla alakalı bize net bir bilgi verebilir misiniz? Yani hafızasını mı kaybetti? Yani gerçi öyle olsa bizi hatırlamazdı. Doktor bey, annem yıllar önce kaybettiğimiz yeğenimi sordu. Yani onun hala bizde olduğunu zannediyor. Ya bu nasıl olur? Anneniz kalp krizi geçirdiğinde bir süre oksijensiz kalmış. Ve maalesef bu durum beyinde bazı hasarlara yol açmış. Hasarın büyüklüğü konusunda net bir bilgi verebilmek için ben de tomografi sonuçlarını bekliyorum. Ancak hasarın büyüklüğü ne olursa olsun, bu tip durumlarda beyinsel fonksiyonlarda bazı problemler görebiliyoruz. Anneniz de hafızasıyla alakalı bazı karışıklıklar yaşıyor. Yani kaybettiğim oğlumun yaşadığını düşünmeye devam mı edecek? Olabilir Levent Bey. Ulvi Hanım yaşadığı durum nedeniyle geçmişi bugüne taşıyabilir. Olayların sırasını karıştırabilir. Bazı olaylar olduğundan çok daha farklı hatırlayabilir. Peki kalıcı bir şey mi yoksa toparlar mı? Açık konuşmak gerekirse tamamen düzelme ihtimali biraz düşük. Elbette zamanla toparlayacak, düzelecek ama dediğim gibi tamamen değil. Mesela bazı şeyleri hiç hatırlamayabilir. Bu yüzden her şeye hazırlıklı olmanızı ve beklentilerinizi çok yükseltmemenizi öneririm. Size tavsiyem annenizin üzerine fazla gitmeyin. Onu sorgulamayın ve ona yardımcı olun. Çünkü iyileşme sürecinde en önemli şey hastanın psikolojisinin rahat olmasıdır. Merhaba, ben Umar. Ben Levent. Ben de Meryem. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bekliyoruz.